Her şey planladığımız gibi Gümüşhanım. Yaşar, Ufuk'a da söyledim. Evet. Müzikle koreografide sıkıntı yaşamayalım, tamam mı? Hiç merak etmeyin. Her şeyle en ince ayrıntısına kadar ilgileniyorum ben. O tarafı evet. Tamam. Konuklarımızı da protokole ben yerleştireceğim. Tamam. Engin nerede? Ne haber? Gidiyorum abi. Tamam Yaşar'cığım, hadi kolay gelsin. Evet, evet. Neredesin? Saatlerdir seni aratıyorum. Hayatım, şarap alıyordum. İstanbul'da eşe dosta hediye olarak vereceğim de. Merak etme, birkaç koli sana da aldım. Gümüşhanım, kaleci karası seviyordun sen değil mi? Evet. İyi hoş yapmışsın Engin de. Şimdi zamanı mı? Defileye ne kaldı şurada? Bir aksilik olsa sen yoksun. Gümüş, sakin ol. Merak etme, aylardır hazırlanıyoruz. Herkese muhteşem bir gece yaşatacağız, hiç merak etme. İnşallah. Ofendi çok gerildi, ne olur kusura bakma. Böyle hadi hadi. Sana bir kahve ısmarlayayım da biraz rahatla. Hı? Bu gece iyi bir şekilde bitmeden ben asla sakinleşemem. Merak etme. Kahve? Kızım domatese biraz. Peki her şey hazır mı kızım? Annem resim yapmayı bırakırsa bugün terziye gideceğiz. Kostümüm dikilecek. Bak şu cadıya. Bir de beni babaya şikayet ediyor. Kızım gideceğiz dedik ya. Şikayet ederim tabii. Çünkü sözünü tutmuyorsun. Hep gideceğiz diyorsun, gitmiyoruz. Senin yüzünden elbisem gösteriye yetişmeyecek. Çok ayıp Pınar. Bütün çocuklarınki dikilmiş bile. Kızım, Defneciğim bir tanem. Bak bu son prova zaten. Gitmesek bile elbisen yetişir. Abartma lütfen. Aa, hadi kahvaltın bittiyse sen git çorabını giy. Böyle hasta olacaksın. Hadi. Yaz geldi hala atlet çorap giyiyoruz. Olmaz ki. Değil mi ama? Pınar, bu büyüdükçe aynı annene benziyor, farkında mısın? Kesinlikle. Mehmet'le Gümüş'ün de oğlu olup dedene benzerse hiç endişelenmene gerek kalmayacak. Sizin soy aynen devam edecek. Değil mi ama? Onur, sana bir şey söyleyeceğim. Söyle hayatım. Ay yok yok, vazgeçtim. Şimdi senin ağzında bakla ıslanmaz. İyi, sen bilirsin. Ya tamam ya, küsme. Söyleyeceğim ama kimseye söylemeyeceksin. Pınar, kızacağım ha. Sen de beni iyice dedikoducu yaptın. Bugüne kadar kime ne söylemişim ki ben? Tamam tamam, söylüyorum. Ama bak Defne'ye de söylemek yok. Ay Pınar, tamam istemiyorum. Hiçbir şey söylemesen bana. Gümüş hamile. Ne? Hamile mi? Hamile. Harika bir haber bu. Mehmet havalara uçmuştur. Dur şunu bir yere. Hayır hayır. O daha bilmiyor. Nasıl yani? Ya bu yüzden kimseye söylemiyoruz ya. Niye peki? Yine niye söylemiyor? Sanki Gümüş burada. Nasıl söylesin? Tabii ki yüz yüze romantik bir şekilde söylemek istiyor. Vallahi bence geciktirmeden hemen arayıp söylesin. Geçen sefer olanları unuttun galiba Pınar. Pardon, pardon. Ben asıl senin erkek olduğunu unuttum. Oturmuş güzel güzel anlatıyorum. Romantizmden ne anlarsınız siz? Arayıp söylesinmiş. Tamam abi, olur. Bence de doğrusu o zaten. İyi, çok uygun. Peki abi, bugünlerde mi girersiniz? Tamam, çok sevindim. Tabii ki, tabii ki. Çok teşekkür ederim abi haber verdiğin için. Çok sağ ol. İyi günler. Dur, ne oldu? Bil bakalım bugün kimin kitabı baskıya giriyor? Ne? İnanmıyorum, bugün mü? Aşkım, çok tebrik ederim. Süper bir haber bu. Sağ ol bebeğim. Her şey senin sayende oldu. Sana çok teşekkür ederim. Hayatım, ben hiçbir şey yapmadım ki. Olur mu hiç? Destek oldun. Bana inandın. Sevgini esirgemedin. Aşkım. Daha ne yapacaksın ki? Kendimi yazar olarak bir kabul ettireyim. Kitabım bir ses getirsin. O zaman her şey çok başka olacak. Çok başka. Aşkım. Seninle daha çok zaman geçireceğim. Söz veriyorum. Seni böyle mutlu görmek o kadar güzel ki. Bir tanem. Aşkım. Tamam Yaşar'cığım. Bence bu liste uygun. Sence? Hayatım, sen tamam dedikten sonra tamamdır. Ben çocuklara bunu iletiyorum tamam, o zaman. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ ol. Görüşürüz. Arkadaşlar, aç olanlar buyursun. Defile başlamadan bir şeyler atıştıralım. Defile başlamadan bir şeyler yiyelim mi? Tamam. Sen ne yaptığını sanıyorsun?
Güvenlik uyuyor mu? Ne iş var bunun burada? Bırak beni ya. Canım acıyor. Baba! Babam gelirse gösterir sana. Sen kamyoncunun oğlu musun? Gül tamam, ben ilgilenirim. Sen git. Senin adın ne bakayım? Sarp. Çıkar bakayım o ceplerindekileri. Hırsızlık yapmak hiç iyi bir şey değil. Biliyorsun değil mi bunu? Ama canım çekti. Sen gelip bizden isteseydin verirdik biz zaten sana. Hangilerinden canını çekiyor? Ha? Şu, bir de şu. Aç bakayım avucunu. Şundan da ister misin? Hı hı. Al bakalım Sarp. Afiyet olsun. Teşekkür ederim abla. Rica ederim. Senin adın ne abla? Gümüş. Gümüş abla, biz ofislerde oturuyoruz. Sen de bize gel, olur mu? Tamam, gelirim. Kuzen, ne haber? Adli tıpla itfaiyenin raporlarına bakıyorum. Yangın neden çıktığını tespit edebilmişler mi? Sabotaj ihtimali var diyorlar ama o da kesin değil henüz. Soruşturma devam ediyor. Ya Mehmet, acaba bu Gökhan'ın kitabından dolayı Ali Salman Bey hala bizimle uğraşıyor olabilir mi? Yok, sanmıyorum. Yani o adamlar böyle basit bir yangınla falan uğraşmazlar. Ya da yakıyorlarsa etrafı kül ederler. Ya ne bileyim, aklıma başka bir ihtimal gelmiyor. Ayrıca o Ali yakalandı. Çeteleri de çökertildi. Şimdi onlar kendileriyle meşguldürler. Kim yaptı o zaman? Yeni düşmanlar mı kazandık yani? Bana hala küçük bir ihmalmiş gibi geliyor. Ne bileyim yani, bir sigara izmariti ya da bir elektrik kaçağı falan. Her şey olabilir. Neyse. Şu soruşturmanın sonucunda durumu anlarız zaten.